Evet askıda ekmek konusu tartışılmaya devam ediyor haberde de izlediniz. Hem bu konuyu konuşacağız ekmek fiyatları ve ekmek üreticilerin sıkıntılarını hepsini konu alacağız efendim. Ekmek üreticileri işverenleri sendikası başkanı Sayın Cihan Koli var bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim haberi de birlikte izledik. Tabii e, askıda ekmek konusu e, aslında çok öncelere dayanıyor diye ben e, biliyorum. Tabi 30 senelik bir 30 senelik. genel ancak, Evet ancak bugün sanki yeni bir şeymiş gibi önümüze geliyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir kampanya başlattı. Ee, MHP neden böyle bir şey ihtiyaç duydu diye size sormak isterim. Bir de e, bu geleneğin başlangıcını, hikayesini sizden bir dinleyelim. Başlangıç şey şunu diyeyim ben. Önce ben politikacı falan değilim de Sayın Bahçeli için bir cevap vereyim tabii. Niye başlattı? Herhalde şeyler şeylerde var, internetlerde var vatandaş şunu diye herhalde apoyu asamayınca ekmeğe astı. Böyle bir şey var. Bir de şu var tabii. Niye yaptığını ben öyle bir askı yok. Yani Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi bir askı ekmek şeyi yok. Bizde var bütün fırınlarda 30 seneden beri şu var. Tabela var orada. O tabelada biz fırıncı vermez bunu. Fırıncı 5-10 tane belki verir. Vatandaş gelir, ekmek alır o gün 3 tane, 2 tane der ki benim hayrıma da bir tane fakir fukaraya gelen birine, parası olmayan verin. Biz onları işaretleriz. Her gün 50, 60, bazen 100 böyle ekmekler fakir fukarıya. O fırına gelenleri o fırıncı da tanır. Biz bunu o fakir fukarıya veririz. Bu 30 seneden beri e, ee, ilk başlatan fırıncılar da bunu işte yardımlaşma olsun diye biz eski, bir gün önce kalan ekmekler böyle yine bildiğimiz mahalleden fakir fukaralara bedava verdiğimiz için bu sefer o kalanı değil de tazesini veriyoruz. Ee, parasını çünkü bize vatandaş vermiş. Ama neden bu şimdi bu askıde ekmek şunu olabilir herhalde diyebilirler ki yani bahçeli çünkü bazı şeyler hep işaretli veriyor şeyler. Bu arada ekranda da görüyoruz askıda ekmeğin. Evet. E, ya bizim hikayesini. fırınlarda budur. Bak askıda ekmek bu. Hayvanlar için böyle dışarıda böyle yığılı kornağın direklere. Bu en fakir bölge dedim. Bak bu nerede? Bu Sultan Gazi'de. Bu resimler Sultan Gazi'de çekilmiş. En fakir bölgedeki ekmeğin ucuz oluşundan böyle direklerde asılı olur. Ekmek çünkü bedava. Bedava olduğu için bedava şey böyle. Sen buralarda hiç sucuk, salam sosis görür müsün? Görmez. Hayır. Ama bak ekmek böyle dolu olur. Evet. Bahçeli'nin herhalde yaptığı şu. Bazı e, işaretler şifreli verir. Diyebilir ki yani bu hükümeti böyle asacağız. Yani çok yakında şey bitiyor. Yani bu hükümetin pili bitiyor. Ekmeğe de askıda kalınca herhalde bunu demiş olabilir. Ben de böyle bir şey yapayım. Hmm. Ee, yoksa diğer türlü Hele de Çankaya gibi bir ilçede niye onu başlattı? Onu da e, yani çok... 30 yıldır aslında tüm fırınlarda böyle bir uygulama var diyorsunuz. O yüzden hani MHP'nin yaptığı yani. şey yeni bir şey değil. Yeni biraz bir şey biraz değil ama yeni bir bunun altında gibi. başka bir şey var. Yani o Hı -hı. ekmek için fakir fukaraya Fırıncı... <laughs> ekmek kesiliyor. Yani. <laughs> fırıncılar ne diyor peki bu konuyla ilgili? Hayır fırıncılar biz politik bir şey diyemeyiz... Onun bir politik şey var, onu politikacılar çözecek. Biz zaten bunu veriyoruz. Hele bu pandemi döneminde bunu çoğalttık daha çok. Ama şunu diyebilir belki Bahçeli bunu başlattı. Bizim fırıncımıza her gün MHP adına yüzer ekmek verin. Parasını biz verelim ilçe, il, il teşkilatları diye. Ve ama şey ambalaj olmaz da hı hı. poşete koyuyoruz ya ekmeği. MHP poşetinde vere, verebilir fırınlara. Der ki benim adıma fakir fukaraya bu ekmeği... 100 kişiye, 50 kişiye Her fırın için dağıtın. Onu diye bir, Belki böyle bir altyapı da hazırlamış olabilir. Ya da hiç e, bu tarz bir reklama girmeden... Kendileri... Yok bunun başka, başka bir şey var onun kafası arkasında e, başka bir şey var. Fırıncılar... Mi? şey değil yani. Askıda bizi onu bilmem şeyler yok, imkanı yok. Çünkü çok MHP'li arkadaş var. ...fırıncı hı hı. bilirler. Onlar da kendi fırınlarında yapıyorlar. O başka bir şey ama... ...o daha yakın sonra çıkar ortaya. Bizim hı hı. asıl şeyimiz şu... ...ekmek... ...aslanın ağzında diyor da ya... ...bizim bizim ekmeğe bütün politikacılar... ...alet ediyorlar. Fakat bu ekmeğe... ...üretenin derdine hiç bakmıyorlar. Bizim bütün sorunumuz burada. Şimdi biz defalarca... ...yetkililere... ...bunu bildiriyoruz... İstanbul'da şu an yani eskisini de katarsak 2000'in üzerine ruhsatsız fırın. Ruhsatsız fırın. Evet. 2000'in üzerine. 2000'in üzerine. Son 2018'e kadar olanlar için bir af getirdiği, bakanlık. Hı hı. Bir şey verdi. Üre, ekmek üretebilir belgesi verdi. Orada da bizi kandırdılar. Dediler ki biz bunlara bu belgeyi veriyoruz. Bir yıl içinde... Geseme ruhsatı diye gayri sivil müessese ruhsatını alamayanların için iptal edeceğiz. Yapmadılar. Biz 2018'e kadar yapılanları sineye çektik. Fakat 2018'den sonra alabildiğine yine gidiyor. En az 500'e çıktı neredeyse bu fırınlar ve bu fırınları kapatacak olan yetkili bu ruhsatsız fırınları gidip açılış yapıyor. Buna açılış katılıyor. Yani denetim yerine açılış oluyor diyorsunuz. Denetimi yapacak olan açtırmayacak hı hı. olan ki fırın ruhsatları çok zordur fırın açımı. Aynı benzin istasyonu, hastane, sıkıştırılmış gaz istasyonları gibi yerlere verilen ruhsatlar gibidir. Nüfusu 100 binin üzerine olan ilçelerde sanayi bölgesinden hariç bir yerde fırın açamazsın binanın tamamını fırına yapsa fırın yapsam bile hı hı. çünkü İstanbul deprem bölgesi evet. yasalarda buna göre yasa Ankara'da çıkmış. Orada hiçbir problem yok. Ama Fakat ol, uygulamada da. kesinlikle yok. Bak pandemi döneminde Sayın İçişleri Bakanı bir genelge yayınlıyor. Diyor ki üretimizde olmayan fırınlar ekmek üretim satamayacak. Hiçbir fırında ambalajsız olmayacak. Şimdi Yüzde sekseni ambalajsız ekmekler, ekmekler yıkanma şansı hı hı. yok. E diyorsun ki elle bulaşıyor bu pandemi. Evet. Ve Pardon. bunun yanında halk ekmek, İstanbul halk ekmek de ambalajsız. Yani ilk ambalaja girecek bir yerden müessese de o da ambalajsız. Pand biz... evet, pandemi konusuna geleceğim ayrıca. Hayır, ama... biz pandemi döneminde emin olun evlere virüs taşıdık. Biz bunu uygulatamadık kaymakamlıkta kaldı. Kaymakamlık arabalarla cumartesi pazar bunun tabii İstanbul Fırıncılar Odası diye bir oda var. Oda değil burası. Şey e, para toplayan bir yer. Örgütlenerek böyle para topluyor. Kaymakamlık fırıncıdan şey istedi. Arabanın plakasını bana bildir. Ben o arabayı polise zabıtaya vereceğim. Onlar senin arabanı çevirmeyecek, sen o arabanla ekmek dağıtabileceksin. Emin ol, onları bile o da parayla 150 lira da sattı. Ve şunu yaptı, hiç üretimi, gıda üretemeyecek adama iki tane, üç tane araba plakası verdirtti kaymakamlıklara. Biz buna engel olmaya çalıştık, söyledik defalarca. Tarım ilçe müdürleri, kesinlikle buna bakmadılar ve göz yumdular. Niye peki göz yumuluyor? Vallahi tarım ilçe müdürlükler şöyle. Ben buradan onu da bir böyle suç duyurusu gibi sayın. bizim ve bütün işlerimizi bak memleket oyla olmuş ki ne kaymakamlıklar ne tarım hiç kimse bir şey yapmıyor. Herkes cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Cumhurbaşkanı bir şey derse herkes korkuyor tabii korkudan yapıyor. E, Cumhurbaşkanımız da kaldı kaldı işi ekmeğe kalmadı yani o kadar işi arasında. O da demeyince herkes işimiz bizim Allah'a kalmış. Yapmıyor, yapmadığı gibi niye? 20 sene var aynı ilçe müdürü aynı yerde duruyor. Bunları 2 senede bir değiştireceksin kardeşim. Olmuşlar artık şeyle yüz göz fırıncıyla ya da diğer şeylerle. Ancak bazlarına bu üretim izni olmayanlara bazılarına gidiyorlar bir ceza kesiyorlar ceza para. ya şeyi kaldırmışlar zaten bakanlık yani izni olmayan gıda izni olmayanların toplatılır ibaresini oradan kaldırmışlar yani kökten çözüm yerine geçici e, çözüm geçici ceza para ceza cezası e para cezasını ödemeyi ki adamı adamın üzerinde hiçbir şey yok canından başka bir canı var bir de elbiseleri neyi alacaksın adam Ceza yazıyor. Yazıyor gidiyor o adam sağlıksız ekmeği orada üretiyor. Emin ol şu an İstanbul'da bin tane fırında bir tane sigortalı olanı yok. Bak bir tane diyorum. Şimdi öyle şeyler söylüyorsunuz ki hem çok büyük iddia hem de e, hakikaten büyük çok va vahim, ben, ben, vahim durum. Dediniz ben ki az önce bakacaktım. evlere virüs taşındı dediniz. Onu biraz açar mısınız? Şimdi bak arabaların, fırın arabalarının bir özelliği var. Gıdada, tarım şeyleri herkes bilir. Arabaların içi yıkanabilir, dezenfekte olabilir. Şeyler kaplı olacak. O ekmek arabalarının dışarıda. Kasalar altta yükseklik olacak. Kasalar temiz olacak. Ekmek taşıdığı. Şimdi adamın üretim izni yok. Cumartesi, pazar sokaktan geçen bir arabanın plakasını odaya 150 lira verdi ya da 500 lira. O da böyle paralar almaya bayılıyor. Tarife'yi yüz liraya satıyor adama bir kağıt. Bunların plakalarını verdiler. Tenteli arabalar var ya sokakta ya da kartal araba, kartal pis içi. O arabalarla ekmek taşıdılar. Kim taşıdı? Sokaktan birini buldu, koydu o arabanın başına, verdi dedi git sen bu mahalleye ekmek sat. Böyle bir saçmalık olur mu? Ve bu ekmek ambalajsız. Hı hı. Bu ekmek ambalajlı da değil. Elini tutuyor satan. Bir de verene, bir de o kapıdan alana veriyor. Marketlerde de aynı. Hadi cumartesi, pazar bırak markette ambalajsız. Vatandaş ekmeği ellemeden bir alışkanlığı var vatandaşın. 50 yu alacak. 50 e, o ekmeği eve götürdüğümü yıkanma şansı yok ki. Ben onu defalarca dedim ki yani herkes biz kendimize düşeni yapalım. Hı hı. İsraf ettim. Halen devam ediyor. Şimdi başlayacak yine belki sokağa çıkma yasaları. Çünkü çok arttı pandemi. Yine rica ediyorum. Diyorum ki bu üretim izni olmayanı. Olanlar da bunu şey yapsın demiyoruz. Olanları da sıkı denetlesinler. Olmayanlara da bu üretim izni olmayanlara da şey yapsınlar. Kesinlikle ekmek üretmesinler ve sokağa çıkmasınlar. Vatandaşa o sağlıksız ekmeğe götürmesin. Emin ol İstanbul'un bazı ilçelerinde bazı belediyeler sadece bir kısım oradaki belediyedeki bir birim bu ruhsatsız fırınlardan geçiriyor. Ama öyle belediyelerde var onlara teşekkür ediyorum. Açtırmıyor. Bak mesela parti ayırmam beni parti ilgilendirmez. Benim için ekmek partisi. Bizim fırıcının işi evet. ekmek partisi. Esenler Belediyesi açtırmıyor. Bayrampaşa Belediyesi açtırıyor. Arnavut şey Sultan Gazi Belediyesi açılış ayıydı. Çekmeköy Belediyesi ya kardeşim yeni yapılanmakta olan yer, yeni binaların altında bu fırınlar ne? Bu fırınların ağırlığı ne kadar biliyor musunuz? 60 ton. 15 ton da un. 75 ton. 75 ton o bina çekmez. Deprem oldu mu ilk yıkılacak binalar altında fırın olan bina vardı. E biz bunu yetkililere diyoruz ama İstanbul'un valisi, İstanbul, protokol valisi herhalde. Geleni ağırlıyor, ilgilenen yok. Kaymakam diyoruz o da Allah'a kalmış. İşimiz diyorum sana. Bir cumhurbaşkanından duyurabilirsek, bazen bizim federasyon başkanı var Ankara'da. Bazen duyurdu mu o, bazen bir şey oluyor ama Diğer türlü hiçbir şey yok. Cimera yazı yazıyoruz. İlgilenen yok. Aynısını kes yapıştır var ya böyle şey. Cimera yazdığımız şikayeti. Tarım herkese aynı cevabı veriyor cimera. Gittik denetledik. Bakıyoruz. Kes yapıştır bir cevap yazmış. Her yazılana onu gönderiyor. Başka evet. bir şey göndermiyor. Peki şimdi son 5 dakikamız var sizinle. Ben ekmekte zam konusuna da bir değinmek isterim. İşte %20 zam yapıldı ve 200 gramlık ekmek e, 1 lira 75 kuruştan satılıyor. E, hem zam konusunda hem de vatandaşın bunu nasıl karşıladığını, fırıncıların nasıl karşıladığını sizin sendika olarak nasıl karşıladığını bizim, sormak isterim. Biz, o bizim şu an ekmeğimiz en az diyorum bak en az. En az 2,5 liradan satılırsa fırıncı kendini kurtarır. Bizim sorunumuz zaten zam değil. Bizim sorunumuz İstanbul Halk Ekmek bir kombine tabir ettiğimiz fırınlar 2, ruhsatsız fırınlar 3. Bizim kapasite sorunumuz, bizim her fırıncımızın fırını 7500 ile 10.000 arasında ekmek yapabilir. Şu an yaptığı ekmek 2000-2500 ekmek. Bak aynı işçi, aynı yakıt, aynı kira, aynı sigorta. Maliyetler ne kadar düşer? Fakat biz bunu yetkililere anlatamıyoruz. Bizim derdimiz sadece her sene böyle yetkililerle kavga ediyoruz, zam verdim vermedim sonra benim fiyatıma devletin hiçbir birimi karışamaz ki kardeşim. Benim unumu, elektriğimi, suyumu fiyatına şey derken karışıyor musun? Maya mı? İçti zam mı? Yok. fiyatına neye karışıyorsun? Benim ekmeğim tekel maddesi değil ki ya da benzin mazot. Benim maliyetimle ben diyelim Bayrampaşa'da fırıncı. Benim maliyetimle Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy merkezindeki fırının maliyeti aynı değil ki. Orada kira 30 bin lira, ben de 6 bin lira. Bu böyle bir saçmalık olmaz. Her ilçenin fiyatı ayrı olmalı. Evet. Çünkü her ilçede oturan insanların alım gücü farklı. Fiyatı farklı olmalı. Bir ilçeden de bir ilçeye ekmek gitmemeli. Bu çok basittir yani. Kaymakamlıklar bunu halleder. Bunun için peki o altyapı hazır mı? Yani ilçeden ilçeye ekmek gitmeyecek, her ilçede... Ya bu, 20, bu hanımefendi 24 saatlik iş. Bunu bize bırakıla bile yaparsın. Hı. İki, bir o değil. Biz köle gibi çalışıyoruz. Bizim cumartesi yok, pazar yok, bayram yok, cenaze yok. Pandemi yok. Hiçbir şey yok, hiç. Pandemili hasta var mı yok mu orada odalarda kalıyorlar işçiler. Her şey kapalıydı, fırınlar açıktı. İnsanlar evet. evlerindeydi. Hayır, hayır. ya evet. biz kölelikten beteriz yani. Bu böyle bir böyle bir saçmalık olmaz. Haftada dönüşümlü nöbetçi fırın sistemi yapalım dedik. Burada en azından haftanın bir günü, pazar günü mahalledeki 3 fırın açık olur. 6 5 6 fırın var. Yarısı açık olur, yarısı kapalı. Onlar temizler. Yıkarlar fırınlarını tertemiz. ebiller tezgahından satar. Mışları gider tezgahından ekmeği alır. Bakkala ekmek verilmez. Bir sürü alternatifleri var bu işin. Bunları yaparız. Bu yani 2-3 günlük iş. Fakat etkisiz yetkililer var ya, torpiller göreve gelenler. Biz bunu bunlara anlatamıyoruz. Bir de Peki. yük almıyorlar. Çünkü niye? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımınız için efendim. Çok sağ olun.